Beşiktaş artık kazanır dedik ama Abdülkerim Durmaz'a soracağız. Beşiktaş neden kazanamadı? Hocam hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Gerçekten inanılmaz bir gece hocam. Yani ortalık alev alev. Skoru mu konuşalım? Balotelli'yi mi konuşalım? Sergen Yalçın'ı mı konuşalım? Ne konuşalım? Ben ilk olarak sana maç neden 3-3 berabere bitti diye sorayım. Teknik bir yorumdan önce ben takdiri ilahiye inanan insanım. Tabii ki Neden hocam? inancım gereği Aynen öyle. takdiri ilahi denen. Evet, yani bu iş teknik taktikle açıklanacak bir durum değil. Yani Beşiktaş, Galatasaray ya da Fenerbahçe, üç büyükler Evet. kendi sahasında 60. dakikada 3-0 öndeyse bir Anadolu takımına karşı, hani bir Avrupa takımı olur ya da birbirleriyle oynarlar. Mesela Beşiktaş 3-0 öndeyken Fenerbahçe 3-3'lük bir maç var. Fener 3-3'e Olmuştur getirdi. önce. İki O sezon önce olur. olmuş. Bunlar olur ama üç büyük takımlardan herhangi biri kendi sahasında bir Anadolu takımına hele dakika 60-65'te 3-0 öne geçmişse o maçın 3-3 bitmesi teknik taktikle izah edilemez. Tamamen takdiri ilahi mucize gibi kelimelerle ifade edilir. Yani diyorsun ki bu maç hani tekniği, taktiği o niye girdi, bu niye çıktı, o niye şöyle yaptı falan demek yerine bu maç Evet. diyorsun, olacağı varsa Evet. olur. Ya Onurcuğum konuşabiliriz, teknikte konuşabiliriz. Şu oyuncular çıkmasaydı, şunlar girmeseydi diyebilirsin. Ama bir büyük takım kendi sahasında yarım saat, 25 dakika kala 3-0 öndeyse yani o futbol kulübünün bir ampute takımı olsa yine maçı 3-3'e getirmez. Anladın mı? Doğru söylüyorsun. Yani Peki. Beşiktaş bir ampute futbol şubesi takımı kursa kendi sahasında 25 dakikada 3-0'dan 3-3'e maçı getirmez. Evet. Ben takdiri ilahi derken şunu söylüyorum. Beşiktaş bundan önce daha 3 gün önce Antalya'da 2-0'dan bir dönüş yapıp maçı 3-2 kazandı. Evet. O gece Beşiktaş kulübü resmi hesabından ne açıklama yaptı? Sen de bize Evet. Avans sen nedir? Avans nedir? Diye bir paylaşım yapmıştı. paylaşım yaptı. Yani Evet. alay etti. Rakibiyle alay etti Antalyaspor'la. Evet. Avans verdik 2-0, oradan 3-2 yendik. Bakın bunlar takdiri ilahidir. Başına gelir. Değil mi? Şimdi bu mantıkla Adana Demirspor Beşiktaş'a 3 gol avans vermiş oldu, öyle mi? Şimdi onlar da öyle paylaşırsa Evet. onlar da haklı. Yani İşte onlar da haklı. hayatta bu şekilde insanlarla, rakiplerle küçük düşürücü şeyler yaparsan o şeyler başına gelir. Başına gelir Onun değil mi? için takdiri ilahi diyorum. Anladım. Anlatıyorum, onun için. Anladım. Çok Yani iyi anladım hocam. evet, yani o yani böyle bir paylaşım yaparsan geçen gene 3 gün önce Galatasaray Alanya'ya kaybetti 1-0. Evet. Sosyal medyaya bir girdim. Bütün Beşiktaşlılar, Fenerbahçeliler Galatasaraylarla alay ediyor. Hemen 2 saat sonra Başakşehir'e gittik, 2-0 Fenerbahçe mağlup oldu. Aynen öyle. Değil mi? Evet. Yani onun için bu işler öyle rakiplerle dalga geçmeye falan gelmez. Beşiktaş bugün bence biraz yani tabirimi maruz görsünler. Kulübün özellikle şımarıklığının hesabı cezasını çekti Evet. bana Peki göre. Beşiktaş'ın Yoksa o havası söndü mü peki? Yani bu kesin şampiyon olur. En iyi kadro Beşiktaş'ta gibi. Biraz ayaklar şimdi yani hava söndü mü derken ayaklar biraz yere basmaya başlar mı? O anlamda söylüyorum. ya zaten ayaklar niye havaya kalktı ben de onu anlamadım yani. Beşiktaş ne yaptı da birdenbire kesin şampiyon ilan edilir oldu? Yani ne yaptı ben anlamadım. Ne yaptı Beşiktaş? Beşiktaş ligin sezon başında hatta hiç oturmamış. Şimdi Gaziantep, Gazişehir takımı biraz oturdu Gaziantep Futbol Kulübü. Evet. Beşiktaş'ta oynarken Gaziantep diye bir takım yoktu ortada. O takımı da yenemedi Beşiktaş. Evet. Yani Beşiktaş ne yaptı da ligin çok üstünde gibi gözüküyor? Bir şey daha söyleyeyim. Beşiktaş'ın Allah aşkına son 3 haftadır attığı bir gollere bakın. Normal ne golleri onlar öyle? Yani çoğu Fatih Terim balı falan diyorlar ama bu Fatih Terim balını da geçti. Orasına adamın siz diyorsunuz ya Batshuayi her yeriyle gol atıyor. O Batshuayi her işin yerinde falan. esprisi tabii yani. Evet. Ben ama işin Doğru. esprisi ama goller nasıl oluyor Onur? Dikkat ediyor musun? Mesela Evet. bugün Beşiktaş'ın attığı ilk iki gol. İki gol Sence evet. Şans. nasıl gol Şans. onlar? Rakibe Kötü kafa çarpıyor. vuruşu adama çarpıyor. İki Doğru. oyuncu birbirine düşüyor, top orta sahadan kaleye şişirilen top direkt gol oluyor. Doğru. Yani
Beşiktaş olağanüstü işler falan ya. Ayaklar yere basmıştır. Basmıştır. Zaten havası, ayaklarını havaya kaldıracak ne durum vardı onu anlamadım. Ben. Zaten basmak yani zorundaydı diyorsun. Evet. Peki. Yani Beşiktaş ne yaptı yani, ne yaptı ben böyle anlamadım yani. Doğru. Mesela Dortmund'u yense, ligde 5'te 5 gitse falan hani evet. O zaman belki. Ligde 5'te 5 yaparsın. Dortmund'u burada yenersin. Dersin ki bu Beşiktaş durdurulmaz. Evet. Beşiktaş kaybetmesi gereken maçları kaybediyor. Hatta kaybetmemesi, puan kaybetmemesi ki maçlarda da puan kaybetti. Geçen hafta da 3 gün önce de nasıl bugünkü maç mucizeyse, bugünkü beraberlik mucizeyse, Beşiktaş'ın Antalya'da maçı çevirmesi de mucize. Bir daha dönemezsin 2-0'da. O da zaten evet 40 yılda bir olur. Yani, peki hocam sana şunu soracağım. Şimdi buyur. Maçın son yarım saati, maçın en iyi oyuncusu bence, hani sen daha iyi bilirsin ama Pjanić, Larin, Oğuzhan üçü orta sahayı domine etmişti. Üçü birden çıktı ve üç değişiklik. Gökhan Töre, Salih, işte Kenan Karaman girdi. Ve ondan sonra tek kaleye döndü maç. Adana Demirspor'a. O mesela teknik taktik açıdan bir hata mıydı sence? Ya yok, şimdi maç gidince Beşiktaşlı taraftarlar bunu bir hata olarak değerlendirebilirler. Ama bir antrenör olarak ben bu mesleği de yapmış biriyim aynı zamanda. Aynen. Antrenörlük de. Şimdi bakın antrenörler hele böyle bir maçta 3-0 olmuş. Orada giren oyuncular da affedersin sokaktan oyuncular değil. Yani sokaktan 3 kişiyi getirip de. Milli oyuncu hepsi. Milli oyuncu. Evet. Maç 3-0 kalmış kaç dakika? 30 dakika falan. Yani anlatamıyorum, 30 dakika 25 dakika. Evet. Şimdi o durumda bu oyuncular girdi de onun için oldu demek inanın şey aramaktır yani. Nedir o? Bahane mi yani? Bahane arar. Bakın bir şey futbol öyle bir şey ki Sergen hiç değişiklik yapmasaydı, bu dediğin değişiklikleri yapmasaydı. Hı hı. Maç 3-3'e gelseydi. Bak kardeşim. Niye değiştirdiniz? Takım yorulmuş. Sen bir önlem alsana. Orta sahaya şunu Salih'i koysana. Ya. Demezler mi? Gezzalların artık bitti gelemiyor. Diri adam koysana falan der insan seyirci topluluğu. Doğru. Anladın mı? Skora göre zaten yorum böyle yapılır. Bu işin aslı şudur. Bu maçta öyle bir maç, bak öyle bir maç oynarsın ki o skor 1-0'dır, 2-1'dir. Bu değişiklikleri yapar Sergen. Hı hı. Yerden yere vururuz. Ama 3-0 olur yani, 3-0 bu. Ve yani, büyük takım hocası. Evet. Ya bu hala anladın mı? Bu, hala öğreniyor, bu, tecrübe tabii, kazanıyor diyebiliriz şimdi, değil mi artık yani? Yani evet, evet. Hala öğrenmek bu maç, gereken bir şeyler var. Böyle bir maç. Yıllar önce Valerenga maçı oynamıştı Beşiktaş İnönü Stadı'nda. Evet. Eskiler daha iyi bilir. O da böyle 3-0'dan 3-3'e mi ne gelmişti. Evet, Karevli Beşiktaş'ın maç. Beşiktaş'ın ta Tanlı abiler zamanında bir roman takımına son 3 dakikada 3 gol yedi 87'den sonra. Doğru, hatırlıyorum. Yani, onu sen bilmezsin, sen o zaman şey doğmamıştın olarak, bile. Belki. Belgesellerden hatırlıyorum, biliyorum. Belge, evet. Yani bunla, böyle maç 3 tane sayarız koskoca 1900'lu Beşiktaş tarihinde. Bunlardan 3-4 maç sayarsın. Doğru. Bu da o maçlardan biridir. Tarihe geçmiş bir maç olacak bu. Doğru. Peki dolayısıyla bu taktik teknikle izah edilmez. Değil mi? Bu kaderle izah edilir. Kader aynen. Ağlarını örmüş Beşiktaş. Örmüştü bu gece, doğru. Evet. Peki evet. Olacak o gol. Balotelli, bak o gol nereden oldu? Neler oldu değil mi o gol mesela? Evet. Yani iki kere üst üste taca çıktı. Taca çıktı. Sonra korner. Olacak, gol olacak. Evet abi. Olacak demek o. Oluyor da. Evet. Peki Balotelli'nin ikinci golden sonra Sergen Yalçın'a gidip beynini göstermesi, kafasını göstermesi ve sarı kart görmesi çok tartışıldı. Ne diyorsun bu hareketle ilgili? Herhalde o Kanal Türk zamanındaki yorumu göstermişler Balotelli'ye. Kesin tabii. Yani öyle olmuş. Ben Sergen Yalçın bunu o dönem söylediğinde 7 yıl önce mi falan öyle bir şeymiş galiba. 7-8 yıl önce. Değil mi? 6-7 yıl önceki bir söylemi. Evet, galiba kendini. 2013 falandı. Yani 7 yıl, 8 yıl önce. Evet. Yani bir kere Balotelli o yıllarda Sergen bunu söylediğinde Türkiye'de Sergen adlı bir insanın yaşadığını bile bilmiyor. Doğru. Bilmiyordu. Balotelli nereden tanısın Sergen Yalçın? Aynen. O Amerika kampı, Amerika kampında Manchester City ile Amerika kampına gitmişti. Doğru. Düşün. Yani Sergen Yalçın diye bir şeyi bilmiyor. Nedir o? Bir insan yaşadığını bile bilmiyor dünyada. Tanımaz ve etmez Sergen'i. Onun için Sergen'in bu söylediği o röportajdan haberi falan yoktur adam. Evet. Bunu
bunu dün akşam kampta ya da bir gün önce Adana'da buna birileri demişlerdir ki hadi Balotelli göreyim seni bu Sergen zamanında. Sen 7 yıl önce Manchester City'deyken bu senin için beyinsiz, bu adamda beyin yok demişti. Evet. Ona yarın göster diye böyle takımlarda motivasyon oyuncuları motive ederler. Doğru. Bu bir. İntikam al diye. İkincisi. Bu motive etmişler. O da gol atınca bak benim beynim var demiş yani. Doğru. Peki ikincisi şu da olabilir. Geçen sezon Balotelli'yi Beşiktaş'a önermişlerdi. Sergen Yalçın istememişti. Belki de bunun da etkisi var. Tabii hırsında o da var. O da var. İstenmediği için Beşiktaş'a Sergen'e karşı bir hırsla zaten maça oyuna girdi. Doğru. Üstüne bir de böyle gol falan atınca uzakta o demeci de buna söylüyorlar. Hepsi birleşince zaten müsait de bir tip böyle şeyler yapmaya. Tabii. Bayılıyor. Alıngan bir kardeşimiz. Çok alınmış demek. Aynen. Böyle bir şey yaptı. Ama bunlar futbolda olur. Çok da abartmamak lazım. Doğru. Yani böyle olur. Bu arada... Tabii ki hatta bazen yıllarca top oynadığın takıma karşı bazen oradan ayrıldığında rakip olursun. Gidersin eski takımına karşı gol atınca gider kulübelere bir şeyler yaparsın değil mi? Kazım yapmıştı hatırlarsın. Galatasaray-Fenerbahçe maçında. Evet hala bile olabilir. Yani futbolcu böyle bir şey yapabilir. O antrenör de oradan ona tepki verir. Bunlar futbolun çok doğal işleridir. Çok takılmamak lazım. Niye yaptı? Neden yaptı? Yaptı bu da güzellikti. Her şey süt duman gitmez. Hı hı. Yani al çiçek, böcek, tebrik ederim. Siz geldiniz, biz geldiniz. Futbol o zaman zevksiz bir şey olur. Sen futbol zevksiz olur. Böyle ara sıra böyle karışıklıklar, kaoslar olmalı. Olmalı. Doğru. Futbol böyle güzel. Doğru, zaten o yüzden güzel. Peki son olarak seni de çok fazla gece yormayayım. Şunu da soracağım. Gezal sakatlandı. Rozier de maçın son düdüğünün ardından kırmızı kart gördü. Yani ikinci sarıyı gördü. Onu yeni öğrendim. Evet. Rozier Altay maçında yok. Mustafa Denizli'li Altay da çok iyi gidiyor. Onlar da kazandılar. Bugün Beşiktaş Altay maçında İzmir deplasmanında biraz zorlanacak gibi sanki değil mi? Son olarak o maçla ilgili yorumunu alayım senin. Beşiktaş'ın bu dediğin oyuncular da büyük ihtimalle oynamayacaklar. Hı hı. Ve zaten oynasalar bile Altay deplasmanı zor. Oynasalar Altay ismin üzerinde ve çok atletik oyuncuları var. Forvet'te çok atletik oyuncuları var. Bamba gibi falan. Siyahi oyuncuları da çok üst düzeyde atletik oyuncular. Beşiktaş çok zorlu bir deplasmana gidecek. Hele Rozier falan da oynamazsa çok daha sıkıntılı bir maç yaşayacak. Dolayısıyla lig daha çok uzun maraton. Hem bu sakatlıklar iyi olmadı Beşiktaş adına. Hı hı. Hem de bu skorun futbolcu üzerindeki etkisi Altay maçına kadar devam eder. Yani oyuncular şu anda mesela hala evde. Değil mi? Maçın 3-3 bittiğinde Allah Allah. Aa diyorlardı ki Sergen mesela evde aa bu maçı sen ya falan diyordu. Tabii ki. Yani abi. Doğru. Çünkü ben mesela Beşiktaş'ta değilim. Şu anda ben bile mesela özetlere bakıyorum şu anda evde tekrar gollere. Evet. Diyorum ki Allah Allah hakikaten 3-3 bitti ya bu maç diyorum. Aa, nasıl bitti? Ben yayını nasıl açtım görebildin mi orayı? 3-2 falan dedim böyle. Yok. Hala. Vallahi bak 3-2 dedim yayının başında yani. Çok enteresan. Dediğim gibi yani 100 yıllık kulüp tarihlerinde bak böyle maçlar 3-4 kere oynanır. Doğru. 3-4 tane bulursun böyle maç. Onun için bu kadar çok konuşuluyor. Bak biz de gecenin bu saatinde konuşuyoruz. Aynen. Onurcuğum son olarak şunu söyleyeyim. Buyur hocam. Ben şimdi bu maçtan sonra sen bana hocam canlı yayına bir 10 dakika seni alalım dedin ya. Evet. Ben dedim ki Sinan Engin niye yok? Ya ama Sinan Engin'i Dur lafımı bitireyim. Tamam. Sen onu da aramışsındır belki de ama senden önce ben maç biter bitmez aradım. Açtı mı Sinan telefonu? Engin'i maç telefonu açmıyor. Korktum. Mesaj attım. Ailesinden tanıdıklarım var. Onları arıyorum. Yani kardeşim Allah korusun intihar etmiş olabilir 3. golden sonra. Yok Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Şu an sen ne diyorsun? Vallahi, sen de ulaşamadın değil mi? Ben de ulaşamayınca endişelendim. O yüzden hemen panikle seni aradım. Ondan sonra sen de ulaşamadım deyince yapacak bir şey yok. Ben panikle akrabalarını arıyorum. Akrabalarına soruyorum. Sinan sağ mı? Hayatta mı? Dur bakalım. Oğulcan'a bir sorayım ben yayından sonra. Oğlunu bir ara sor. Baban sağ mı de. Baban sağ mı de. Fenerbahçe yenilince o beni arıyor. Ben çıkıyorum. Sen çıkıyorsun telefonlara. Vay ben açıyorum. Buyur Sinancığım diyorum. Ha benle muhabbet makara yapıyor. Fener mağlup ya beni kızdırmayı seviyor.
Evet. Ben de bugün öyle yapayım dedim. Telefonu açmıyor. Yok, açmasın. Sağlığına inşallah bir şey gelmesin de açmasın. Tabii, tabii. Hani ben korktum bu üzüntüden, belki dedim Allah korusun. Hani Allah korusun bir şey ya, kendine kıymasın yani. Allah korusun. Yok Sinan abi, çünkü çok büyük. Tecrübeli, kaldırır böyle şeyleri ya. Yani kaldırır, kaldırır ama çok büyük konuşuyor o da, biliyorsun değil mi? Türkiye Ligi'nin üstünde takım diyor. Dortmund çıkıyor, Dortmund'un içinden geçiyor. Sinan bu, anladın mı? Bakalım bu hafta ne diyecek, bir uyarı yapar herhalde takıma, bir uyarı. Yok gene, yok gene bir şey olur. Beşiktaş çok üstün canım ya, boşver böyle şeyler, kaza olur falan filan diye geçiştirir. Ama buradan bizi seyreden Beyaz Futbol Instagram sayfasını, şu anda bizi canlı takip eden Beşiktaşları kardeşlerime söylüyorum. Sinan Engin yaşıyor mu? Bileniniz varsa bana haber verin. Yaşıyordur, yaşıyordur hocam. Peki çok teşekkür ediyorum sana. İyi geceler. Sen de Beşiktaş, sen de Beşiktaşlı olarak sana da geçmiş olsun diyorum. Teşekkür olur ederim. Böyle şeyler. Alıştır kendini. Bak biz neler yaşıyoruz kaç senedir. Doğru. Sen de alış böyle sonuçlara. Onurcuğum. Peki. Onurcuğum. Alış. Hadi öpüyorum seni. İyi geceler hocam. Şimdi tabii Ertan Süzgün'ü alacağız canlı yayına. Ertan, seni iyi gördüm. Beşiktaş evet. Şok bir beraberlik aldı ama şu anda sen de herhalde hala inanamadın değil mi? Yani ben yayına başlarken 3-2 falan dedim skora. Abdülkerim Durmaz az önce bir yandan dönüp özete bakıyor tekrardan. Ya diyor, hakikaten 3-3 mü bitti diyor bu maç. Diye. Evet, yani sana sorayım, stat'taki hava nasıldı? 3-3 olduktan sonra saha içi, tribünler, protokol tribünü, basın tribünü nasıldı? Nasıl bir atmosfer vardı? Bir travma oldu mu orada? Ya bir travma olduğu gerçek. Maç sonu aşağı indiğimizde yöneticilerle konuştuk. Herkesin kafası öndeydi. Tabii moraller bozuk. 3-0'dan 3-3'lük galibiyet. Tek sevinen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak. Adana Demirspor teknik heyetiyle çok konuştuk. Futbolcularla Hı-hı. konuştuk. Hı-hı. Yani 3-0'dan maçın 3-3'e gelmesi, Beşiktaş 3 günde inanılmazı başardı. Antalya Spor'dan 2-0 iken 3-2 maçı çevirdi. Aynen. 3-0'dan da 3-3 maçı verdi. Hakemler konuşuldu. O pozisyon konuşuldu. Ama şunu söyleyeyim. Ben maçtan sonra gittim. Özellikle Demirspor'lu futbolculara sordum. Dedim Hı-hı. ki Balotelli'ye bu videoyu kim izletti? Aa, yani, çünkü süper. Bir dakika, bu çok önemli. Evet. Adam bilenmiş yani. O hareket izletilmiş, o videolar. Sergen Hoca'nın videosu. Evet, yani beyinsiz dedi hani, buradan affedersiniz izleyicilerimiz evet. ama o kelimeyi kullanmış yayında, o yüzden ben de hani kullandım. Yani otobüsten, yani otelden etiketlemişler Instagram'da taraftarlar Balotelli'yi. Orada taraftarlar. Görmüş. Takım otelinden stada gelirken arkadaşlarına sormuş. Hani burada ne konuşuluyor, ne söyleniyor diye. Yani stada gelene kadar o videoyu izlemiş. Anladım. Bana. Aa, yani, büyük haber bu. Yani büyük haber. Futbolcular, dedim ki ya bu ne oldu dedim yani bu şekilde. Hani, yani kulüpten biri izletmemiş. Atıyorum bir yok. Yönetici, bir futbolcu gaza getirmek için. Instagram'da taraftarlar Sergen Hoca'nın o videosunu etiketleyerek Balotelli'ye çok fazla geldiği için o da takım arkadaşlarına ne söylüyor diye yardım istemiş. Yani otelden stada gelene kadar herhalde bir 15 dakika 20 dakikalık bölümde o videoları izlemiş abi. Yine konuşturdun yani, haberciliğini. Müthişsin. Çünkü ben çok merak ettim yani. Kim durup dururken 10 sene önce, yani 10 sene önce Sergen Hoca söylemiş ama şimdiki durumu bilemezsin ki. 10 sene önce gerçekten de biraz kırıklık vardı. Hala da var gerçi kırıklık da Balotelli'de. Yani o Instagram'dan taraftarlar inanılmaz bir etiket yağmuruna tutmuşlar. O da arkadaşlarına bu ne diyor Sergen Hoca diye onlardan bir çeviri istemiş. Otelden stada gelene kadar o videoları izlemiş abi bu. Çok acayip bir haber bu. Anladım. O yüzden böyle oldu. Sergen Yalçın ne dedi Balotelli'nin o hareketiyle ilgili? Ya ben de Balotelli'yi tanımam, etmem. Ben hiç telefonda bile konuşmadım. O yaptığı seviyesiz hareket onu ve Adana Demirspor camiasını ilgilendirir dedi. Hı-hı. Murat Başkan'la da konuştum maçtan sonra. Ya Balotelli keşke yapmasaydı ama dedi içinde kalmış onun dedi o hocanın daha önceki açıklamaları. Hı-hı. Ama dedi Sergen Hoca'nın da açıklamaları yanlıştı o dönemde de. Şimdi Balotelli'nin yaptığı da yanlıştı dedi. İnanılmaz bir gece oldu yani. Ben hala rüyamda evet gibiyim. Evet ya. 3-0'dan. Bence pozisyon son dakikalardaki pozisyonda ben bir faul
yani tekrar tekrar izledik, statta da izledik. Balotelli çıkarken bir Montero'ya bir hamlesi var. Ben faul olduğunu düşünüyorum. Hakem yorumcularının çoğu da faul dedi zaten. %80'ini de takip ettim şimdi Twitter'dan. Ama yine de o bahane olmamalı. Eğer şu var abi. Şampiyonluğa oynayan bir takım kendi evinde 3-0 öndeyse, rakip Real Madrid bile olsa, Barcelona bile olsa o maçı vermeyeceksin. Yani hakem konusunda benim orada gördüğüm stat'tan ve izlediğim, benim kendi fikrim faul olduğu şeklinde. Ama bunu sen, başkası faul değil diye yorumlayabilir. Ona da saygı duyarım. Ama buradaki kritik konu şu. Son dakikadaki o pozisyon değil aslında. Beşiktaş çok güzel bir hava yakaladı. Adana Demirspor gibi taraftarlar çok güzel. Ambiyans çok güzel. 3-0 yakalamışsın. Hı hı. 3-0'dan sonra sen maçı o faul pozisyona getiriyorsan haklısın ama çok da böyle yani bunu irdelemek lazım. Bahane o değil. Takım, yani Dortmund'a karşı oynasan hadi derim ki Dortmund bu. Aynen. Beşiktaş Benfica'ya yaptı bunu. 3-0'dan 3'e getirdi maçı. Evet, olabiliyor futbolda bu. Yani futbolda bu tarz şeyler oluyor ama bu kadar iyi bir hava yakalamışken senin kadron Türkiye standartının üstünde. Bak 3-0'a kadar ben şunu söyledim yanımdakilere. Beşiktaş'ın ideal kadrosu gerçekten Türkiye Ligi'nde üstü. Şöyle örnek vereceğim. Şimdi Beşiktaş Dortmund'la oynarken ne diyoruz mesela biz? Adamlar istediği an gol pozisyonuna girip gol atar. Doğru mu? Evet, doğru. Avrupa takımlarına karşı bu eziliyorsun bir kere. Bu Bayern Münih de sana yaşatıyor. Inter de yaşatıyor. Doğru. Top class takımlar Türkiye takımlarıyla oynadığı zaman sana bunu yaşatıyorlar. Şunu ben Dortmund maçında şunu düşündüm. Abi makine gibiler. İstedikleri an desinler mesela 60 ile 70 arası gol atacağız, atarlar onlar. Öyle der yani, kabul etmek canlı, lazım. Canlı ben de izledim statta aynen. 61 ile 75 arası iddia oynasalar gol atacağız diye atarlar abi. İstedikleri an atarlar. Çok belli, maçı izleyen futbolu bilen görebiliyor. Beşiktaş'ta o duruma, Dortmund'a karşı düşen duruma Türkiye'de geçerli aynı durum. Yani Beşiktaş'ta Türkiye Ligi'nde istediği takıma gol atar bence. Yeter ki bu ideal 11 oynasın. İnanılmaz. Bu arada şimdi az önce Abdülkerim Hoca'ya da sordum. Mesela Pjanić, Larin ve kimdi, Oğuzhan. Üçünü aynı anda değiştirdi ve orta saha tamamen Adana Demirspor'a geçti. Mesela bu da aslında biraz Sergen Yalçın'a yazar gibi. Burada kritik bir konu da şu. Beşiktaş'ın yedek oyuncuları hazır değil abi. Evet. Yani Beşiktaş'ın nasıl Dortmund'la Beşiktaş arasında bir fark var. Beşiktaş'ın ideal 11 ile yedekler arasındaki inanılmaz bir fark var. Heh, şimdi Raşit Gezzal oyuna, Raşit Gezzal inanılmaz katkı yapıyor. Gökhan Töre giriyor. Takım geriye düşüyor mesela. Yani doğru. Kenan Karaman biraz daha fark yaratması lazım Beşiktaş'ta. Beklentiler yüksek. Şimdi yedek oyuncular girdiğinde maçı tutması gerekiyor. Fark yaratması lazım ama Beşiktaş'ta yedek oyuncular girdiğinde, şimdi Antalya Spor için bunu söyleyemeyiz. Antalya maçında Aslar girdi oyuna çünkü. Maçı çevirdiler. Ama Beşiktaş'ın sonradan giren oyuncuları, işte Salih Uçan olsun, Gökhan Töre olsun, Kenan Karaman olsun, Güven olsun. Gerçi Güven bir dakika girdi. Bunların sürekli kendini hazır tutması lazım. Maçı izleyen birisi olarak böyle ideal 11 ile yedekler arasında inanılmaz fark var. Yani aynen öyle. Gezal, İki başka takım oluyor değil mi Beşiktaş? Evet. Yani siyahla beyaz oluyor. Gezal çıkıp Gökhan Töre girdiğinde, Larin çıktı ve Enkudu çıktığında, Kenan girdiğinde takım geriye düşüyor. Yedek oyuncuların bence biraz daha özveri göstermesi gerekiyor Beşiktaş'ta. Zaten Sergen Yalçın da bunu söyledi yayıncı kuruluşa verdiği röportajda. Peki son olarak sana şunu sorayım. Stefan Kuntz'la ilgili de Sergen Yalçın galiba kızmış o açıklamasına. Evet, çok önce saçmaladı, sonra toparlamaya çalıştı. Benle ilgili bir şey diyorsa direkt yüzüme söyleyebilir kıvırmadan, hani arka yollara gitmeden tarzı bir şey söyledi hoca. Evet, yani Kuntz'un saçmaladığını söylüyor. Sonra Sezgin abi sordu basın toplantısında. İzlemeyenler için tekrar söyleyelim. Kuntz'a biraz izah eder misiniz o kahkaha olayını diye sordu. Kuntz da Sergen'in önceliği disiplin değildi şeklinde bir cevap verince futbolculuk yaşantısından bahsediyordu. Sergen Yalçın da bu gece Kuntz'un saçmaladığını, yani milli takım teknik direktörü ile Beşiktaş teknik direktörü arasında bir polemik başladı şimdi durup dururken. Ya Sergen Hoca, şimdi futbolculuğu ayrı değerlendirmek lazım. Şimdi 10 yıl önceki durumla şimdiki durum aynı değil. Aynen. Sergen Hoca disiplinsiz olabilir o futbolculuk döneminde. Yani evet, antrenmanları kaçırıyordu.
Sinan abi de anlatıyor zaten. Hem bunu televizyonda anlatıyor hem bize özel anlatıyor biliyorsun. Futbolculuğu klastı. Ama çok çalışmayı sevmeyen bir futbolcu olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Sinan abi de söylüyordu. Ama teknik adamlığı farklı. Teknik adamlığında da ne kadar başarılı olduğunu Anadolu takımlarında gittiği takımlarda fark yarattı. Gaziantep'te olsun, Yeni Malatya'da olsun, Sivas'ta olsun. Aynen. Şimdi Beşiktaş'ta da şampiyonluk yaşadı. İlk seneyi saymıyorum ben. Devrede geldi. Yani bence... zaten hayat bu. Ona bakarsan 4-5 sene önce de eğlence programında yorumculuk yapıyordu. Yeteneksizsiniz Türkiye'de. Evet. Sonra geldi Beşiktaş şampiyon yaptı. Hani hayat her çok... şey olabilir. Çok eskiyle de değerlendirmemek lazım yani. Artık aynen. O oyunculuk kariyeri bitti. Teknik adamlık kariyeri aynen. başladı ki oyuncularla sık sık konuşuyoruz. Ya abi Sergen Hoca'nın otoritesi falan takım üzerinde inanılmaz yani. Tabii o zaten başka türlü şampiyon olunmaz yani. Ya inanılmaz saygı duyuyorlar. İnanılmaz benimsiyorlar hocayı. Söylediklerine kulak asıyorlar. Yani futbolcuların tabii. söylediği çok büyük bir otoritesi var yani hocanın. Bu arada tabii hep Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Adana Demirspor'un 3-0'a rağmen maçı bırakmamasını da tebrik etmek lazım. Bir helal olsun demek lazım buradan evet. Adana Demirspor'a. Bir de Rossi'ye ikinci sıradan kırmızı gördü. Tabii ki iyi. Yani tabii ki iyi. Montella da o kadroyu belli. Bir yerlere getirecek. Şimdi Rossi'ye kırmızı kart gördü. Necip sakat. O yüzden sağ bekte kim oynar? Gezzal'ın durumu ne? Beşiktaş Altay karşısına çok fazla eksik de çıkacak galiba değil mi? Evet. Gezzal yarın belli olacakmış. Ve herhalde tekrar bir MR durumu olacak. Sorduğumuzda biz çok da netmiş bilgiler vermediler. Hani yanlış yönlendirmemek için. Rozier'in yokluğunda Necip de sakatlığı olduğu için. Yani iki alternatif var. Bir, Rıdvan sol bekte, Ensakala sağ bekle oynar. Antalya maçında olduğu gibi. Aynen. İki, Ensakala hiç bozmaz. Rıdvan'ı solda oynatır. Sağ bekte Atiba'yı alır. Daha önce Atiba'nın sağ bekle oynadığını biliyoruz. PSV Eindhoven'da arada oynamıştı evet. galiba. PSV'de de oynamıştı. Hem defansif anlamda da onu da yapabilir ama Atiba'yı o şekilde koyarsa defansı sağlama alır. Ama ofansta sıkıntı yaşayabilir. Atiba çok bindiren bir oyuncu değil çünkü. Doğru. Ensakala mantığı, tercihi daha mantıklı geliyor. Ama hani yarın bir sakatların durumu belli olduktan sonra daha net. En azından yarın dinlenme olacak. Bir iki gün sonra daha net bilgi verebiliriz. Taktik antrenmanı sonrası. Evet. Peki Ertan sana çok teşekkür ediyorum. Başka ben eklemek istediğin bir şey var mı? Yok ara ara bu yayınları sık sık yapacağız. Bize takip etmeye devam etsinler. Cuma günü sen maçta olacaksın. Evet. İzmir'de. Maçtan evet. sonra yine cuma günü seninle canlı yayın yapabiliriz. Beşiktaş taraftarları özel. Hollanda'ya gideceğiz. Ajax maçında da olacaksın. Canlı yayınlarımız böyle devam edecek. Bu yayını kaçıranlar Beyaz Futbol YouTube hesabında, kanalında bu yayını izleyebilirler. Ertan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi geceler. Herkese hayırlı geceler diliyorum.